Hatay Eğitim Sen Şube Başkanı Ayhan Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Eğitim Sen Hatay Şubesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Refik Er Yılmaz, Hatay Barosu adına Başkan Ekrem Dönmez başta olmak üzere aralarında birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin yer aldığı kuruluşların desteğiyle yapılan ortak açıklamada düşünce ve ifade özgürlüğünün baskı ve soruşturmalarla engellenmeyeceğine vurgu yapıldı. Bu noktada yapılan şeyin tamamen bir siyasi baskıya andırır. Ancak birleşe direne bu faşizme karşı başarılı olabileceğini düşünüyorum. Antakya Emek ve Demokrasi Güçleri adına KESK dönem sözcüsü Atıf Kılıç'ın okuduğu basın açıklamasında ülkemizde son dönemlerde artan ve otoriterleşme baskı rejimine doğru bir gidişin söz konusu olduğu, özellikle iç güvenlik paketiyle hızlanan bu sürecin Emek ve Demokrasi Güçleri olarak daha yoğun hissedildiğine vurgu yapıldı. İktidar en meşru temel hak ve özgürlüklere dahi katlanamamakta. Engellemek için her türlü baskı aracını kullanmaktadır. Yaşananlar ileri demokrasi perdesi altında ileri faşizm uygulamalarıdır denildi. Ülkemizde son dönemlerde artan bir otoriterleşme ve baskı rejimine doğru bir gidiş söz konusudur. Antakya Emek ve Demokrasi Güçleri ortak açıklamasında basın açıklaması yoluyla eleştiri ve ifade özgürlüğünü kullanmanın bile artık suç sayıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Oysa insan hakları evrensel bildirgesinin 19. maddesinde herkesin görüş ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak karışmasız görüş edinme ve herhangi bir yoldan herhangi bir ülkede olursa olsun bilgi ve düşünceleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerir denildi. Bu hak kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir. Hükümlerine yer verilmiş. Açıklamanın son bölümünde ise Yargıtay 8. Dairesi'nin içtihat haline gelmiş kararları olduğuna vurgu yapıldı. Topluma mal olmuş toplum önünde bulunan kişilerin özel hayatı da düşünceleri de dahil olmak üzere kamuoyu tarafından eleştirilebilir. Bu hakaret kapsamında ele alınamaz. Hukuki olarak böyle bir eleştiri yapılabilir. Tüm bu maddelerin ışığında Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Ayhan Erkal hakkında başlatılan soruşturmanın ifade özgürlüğü eleştiri hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir denildi.